Merhaba arkadaşlar, merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazır cevap olmak üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Hazır cevap hani böyle bir konu gerçekleşir, bir tartışma olur ama biz içimize kalmıştır, kalacaklar. İşte keşke şunu da söyleseydim, şunu da söyleseydim diye ta seneler öncesine kadar dayanan bir olayı bile aynı heyecanla yaşayabiliriz. Bunun Evet. üzerine bir sohbet edelim. Bazı insanların mizacında, kabiliyetinde var bu nüktedan olabilmek. Benim kayınvalidem çok nüktedan bir insandı. Tak diye öyle bir söz söyler, sen ona böyle ay ya bu ne dedi diye düşünürdün. Sanki onu Yani 40 yıldır düşünüyor, o anı bekliyor gibi. öyle bir şey olurdu ki mesela kendisi de buğday renkliydi. Sonrasında bana da şey derdi. Eltilerim sarışın. Hani onlarla ilgili benim de bir hikayem var ya. Hepsi çok güzel, çok beyaz. Ben niye böyleyim? Mesela derdi ki kara gözlü esmerim yoluna kurban kesmeli. Yani tak diye atar. Bir konuşmanın arasında. Hani böyle sözünü bala bular. Bu bir kabiliyet meselesi ve bu konuda da hani şey diye düşünmez. Kalp kırmamaya çalışır. Ama söyleyeceğini de söyler. Bu biraz Özgüven. özgüvenle çok doğrudan doğruya ilintili. Neden böyle hazır cevap olamıyor insanlar? Bir özgüven problemi. İşte benim söylediğimi karşı taraf dinlemez. Bir aşağılık kompleksi de olabilir. Hani beni küçük görürler gibi bir inanışlar da olabiliyor maalesef. Ya da bunun sonucunda ben bunun bedelini öder miyim? Hani söylediğim bir söz olursa bunun arkasından bana herhangi bir saldırı gelir mi? Evet. Ya da patronuyla Birkaç hamle konuşuyor. sonrası. Onları düşünüyor olmak söyleyeceğim sözün gücünü de azaltıyor. Bazen arkadaş toplantı içerisinde bile insanlar ne diyeceğini bilemiyor. Yani burada şimdi arkadaşsın artık. Zaten o senin arkadaşınsa seni telafi edebilmeli, tolere edebilmeli. Yani orada sen söyleyeceğini dürüstçe olması gerektiği gibi söylemelisin. Yani stand-upçı değilsin, Evet. sanatçı da değilsin. Orada böyle soğuk soğuk terler dökmeler, efendim bir şey konuşamamalar. Bunlar neden? Çünkü öncesinde çocukken muhtemelen sözü kesilmiştir, yaptığı bir şey için eleştirilmiştir. Onda öyle bir duygu kalmıştır. Ama büyüdükçe bunları aşmakla ilgili kendimize küçük küçük şeyler yapmalıyız. Yani alıştırmalar yapabiliriz en yakın çevremizden başlayarak. İstediğimiz bir şeyi konuşabilmeliyiz. İlla ki bunu fıkralarla süslemeyebiliriz. Yani bu çok kitap okumakla ilgili bir şey. Evet. Ya kendi gelişimiyle de alakalı. Ama çocukluktan itibaren zaten ona söz hakkı verilmediyse onu da kendine birazcık çaba sarf etmesi gerekir. Özellikle gençlerde neyi görüyoruz? Ay ben onu nasıl kaçırdım? Ah ona tam kapak olacaktı. Ay nasıl atladım ben onu? Kavgadan ama saatler sonra, günler sonra. Evet, kavga diyelim ya da tartışma ya da bir, tam bir güzel bir konuşma olmuş. Orada tam yerli yerinde olan bir cümle. Çok. Ya yarış içerisinde değiliz öncelikle. Yani o an yaşıyoruz, o an gelmemiş olabilir. Herkesin aklı sonradan gelen şeyler Evet. olabilir. Çünkü beynimiz çalışmaya devam ediyor ya, onunla ilgili araştırmaları devam ediyor. O tatmin olmadı ya, onun için Evet. yeni yeni bilgiler getiriyor. Ama konuşurken bu stresin altında olmak bizi ne nüktedan yapar ne de hazır cevap yapar. Tabii ortamda bazen şöyle oluyor. Arkadaş ortamında bile olsak şu bir kişiye gıcık oluyorsundur. Oturmasına, kalkmasına, belki onun sahip olduklarına bile kıskananlar olabilir. O ortamda işte şunu dese şöyle kapak yapacağım gibi beyin önceden hazırlamaya çalışıyor. Bu streste konuşması da engel oluyor bazen. Çünkü istediğini söyleyemiyor. Kendisi olamadığı Kendisi yerlerde olamadığı için. hazır cevap da olamaz. Ama Evet. kendisi olduğu, yani öyle bir sıkıntı yaşamayacağı insanlarla oturup kalksın insanlar da. Hazır Evet. cevap olacağım diye. Hani öyle gergin bir ortamda olmak bizim bünyemize mi de dokunur. Dokunur. Onun için hazır cevap olmaya imrenmek yerine yerli yerince konuşabilmek ve insanlara olduğu gibi bütün doğallığıyla kendini ifade etmek yeterlidir. Evet. O zaman yine geldiğimiz bir konunun özeti, kendi öz değerimiz, öz saygımızla doğrudan ilişkili bir konu. Her şey oradan geçiyor. Evet. Siz ne dersiniz değerli izleyiciler? Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yapın. Biz de cevaplarımızı hızlı vereceğiz bir dahaki sefere söz. Hazır
Hazır cevapları bekliyoruz. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.